Allah gecenizi hayır etsin. Amin. Cenab-ı Hak gündüzünüzü, ayınızı, yılınızı, yılınızı hayırlı eylesin. Amin. Dün gece siz tekkede Hasan ile Hüseyin efendilerimizi en arkadakinden duyuyor mu? Feyin duyuyor musun? Duyuyor efendim. Dün gece siz tekkede Hasan ile Hüseyin efendilerimizi yaşadığınız hüznü ve Filistinleri anlatırken tekkenin kubbesinden kocaman gözyaşı düştü. Pırıl pırıl kocaman su damlası şeklindeydi. Nur ve billur gibi gözyaşı, resmen tavan tekke ağladı. Acaba yağmur mu yağdı diye dışarı baktı ki yağmur. İsraillilere Allah sizi kahretsin, helak etsin demek doğru mu, günaha mı giriyoruz? Allah hidayet meylesin demek uygundur. Allah razı olsun, hakkınızı helak edin. Gönül arz eder ki bütün zalimler ıslah olup hidayet olsunlar. Bütün zalimler, bütün kötüler, bütün kötülükler ıslah olup hidayet olsunlar. Mümin her ne kadar içi ve ciğeri kan ağlasa da bu noktada hidayet eylesin demek her zaman için daha evladır. Ama bu zalimlerle alakalı bir kimse de bunları Allah lanet etsin, kahretsin demek de günah olmaz. Cenab-ı Hak Tebbet suresinde mahsus ki elleri kurusun, ona lanet olsun diyor. O yüzden kullar da zalimlerin üzerine lanet okumasında bir beis olmaz. Kaldı ki Gazze'de veyahut da bu son 50 yıldır, 100 yıldır gerçekten Müslümanların üzerinde çok büyük bir zulüm var. Bu zulmün altında Müslümanlar inim inim inmiyor. Ve zulümle baş başa var. Tabii büyük bir kemal ehli olmak lazım. Bunlara lanet okumamak için. Cenab-ı Hak inşallah Müslümanları uyanmayı nasip eylesin. Bayanların pantolon giymesi caiz midir demiş birisi. Bayan kardeşlerin biz, daha doğrusu insanların ben kıyafet, biçim ve şekilleriyle uğraşmam. Bir kadın erkeklere benzemek için ne giyerse giysin Allah'ın lanetine uğrar. Erkeklere benzemek için. Şimdi kadınlar çizme de giyiyor mu? Giyiyor. Kadınlar önceden de çizme giyiyorlardı. Kadınlar önceden ayaklarında pantolon olmasa dahi eski dilde karadon giyiyorlar mıydı? Giyiyorlardı. Burada kadınların ne giydiği önemli değil. Erkeğe benzemek için bir şey giyerlerse erkeğe benzemek için bu ne? Sarık. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri sünnet, öyle değil mi? Ama bu erkeklerin bu noktadaki aksesuarı. Kadın bunu erkeğe benzemek için kafasına sararsa aynı şeyi yapmış olur. Ha, pantolon tesettür açısından caiz midir, değil midir? O pantolonun kullandığı yer ve giydiği duruma göre değişir. Mantolun altına pantolon giyiyorsa nur ala nur. Daha etekten daha tesettürlü. Yolda düşse, bayılsa, ayılsa, kış şimdi, kar var, buz var. Düşse, bir şey olsa yolda pantolon daha tesettürlü mantonun altında. E mantosu pantolon giyiyor. Mini etekten daha tesettürlü.
bacaklarını göstermekten daha tesettürlüdür. Bazı şeyleri böyle karşı çıkarken veyahut da bu tip şeylere söz söylerken biraz daha dikkatli olmamızda fayda var. Allah bizi affetsin. Bizim bayan kardeşler ve erkek kardeşler, hiç kimsenin kılık kıyafetlerine, hiç kimsenin özel hayatına karışmayacaklar. Bayanlar, yukarıda birisi geldi, ayağında pantolon var. Onun ayağındaki pantolona dahi küçümseyerekten bakarsan, neden böyle yan gözle geldin bakar diye bakarsan hakkım helal değil. Buradaki bir kardeşinize kılığından, kıyafetinden dolayı ona yan gözle bakarsanız hakkım helal değil. Tekrar söylüyorum. Bizimle yol geçecek olan arkadaşlar hiç kimsenin özel hayatına müdahale etmeyecek. Kılına, kıyafetine, özel yaşantısına, özel hallerine müdahale etmeyecek. Bunu konuşmayacak. Bilemezsiniz. Birisinin evde annesi babası baskı uyguluyordu. Bilemezsiniz. Birisinin hanımı veya kocası baskı uyguluyordu. Bilemezsiniz. Etrafındaki müdürü, amiri, memuru baskı uyguluyordu. Onun Allah demesi, zikrullah alakasına gelmesi büyük nimettir, büyük lütuftur. Uğraşmayın siz. Bakın o kendince bir yol bulur. Kendince bir yol bulduğunda kendini düzeltir o. Asla hiçbir kardeş, hiçbir arkadaş, hiçbir kimsenin üzerine bu noktada baskı uygulamayacak. Kesinlikle. Hiçbir arkadaş, hiçbir kardeş, hiçbir kimsenin birey hayatına, özel hayatına müdahale etmeyecek. Size din noktasında, Kur'an ve sünnet noktasında birisi bir şey sorarsa, biliyorsanız cevap verin. Bilmiyorsanız bilmiyorum bu meseleyi, o yüzden konuşmamıza gerek yok deyin, çekilin. Senin başındaki örtü neden böyle? Senin ayağındaki pantolon neden böyle? Sen neden böyle gömlek giydin? Sen neden kafana sarık sarmıyorsun? Sen neden takke giymiyorsun? Sen neden sakalını uzun bırakmıyorsun? Sen neden sakalını uzun bıraktın? Sen neden işte saçını böyle kesiyorsun? Sen yok neden işte ayakkabını böyle giyiyorsun? Sakın ha! Allah bizi affetsin. Önceki sohbetlerinizde kibirden çok bahsettiniz. Gerçek manada kibir nedir? Kibir bir şeyde büyüklenmektir. Bir şeyde büyüklenmek. Bir şeye karşı büyüklük göstermek. Asıl kaçınılması gereken Allah'a olan kibirdir. İbadet etmemek. Haramları göz göre göre bile bile işlemek. Büyük kibir budur. İkincisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine kibirdir. Kasten sünneti küçük görmek. Kasten sünnetleri terk etmek. Kasten sünnete laf söylemek. Ondan sonra devam eden insanlara olan kibir. Birisine karşı kendinizi daha faziletli, daha üstün görmeniz. Birisine tepeden bakmanız. Birisini kendinizden aşağı görmeniz Allah muhafaza eylesin. Kibirdir, kibrin büyüğüdür. Cenab-ı Hak korusun inşallah. İçinden bir an kibir geçerse, bunun fiiliyatı dökmez ise bu kibir midir? Evet, bu şeriatan günah değildir. Bir kimsenin gönlünden birisine kibirlenmek geçmiş olsa ama ona karşı kibirlenmemiş olsa evet bu günah değildir. Ama bu kalbin arızalı olduğunu gösterir.
Arkadaşlar, kardeşler, asıl korkmanız ve çekinmeniz gereken kalbin arızalarıdır. Asıl üzerinde titremeniz gereken kalbin sakatlığıdır. Eğer bu noktada kalbinizin üzerine hükmedemezsiniz, kalbinizin üzerinde titremezseniz, o sizi büyük günahlara doğru götürür. Kibir kalbin işidir. Nifak kalbin işidir. Buğuz kalbin işidir. Suizan kalbin işidir. Bühtan kalbin işidir. Kötü düşünceler kalbin işidir. Kötü fiiliyatları tasavvur etmek kalbin işidir. Kötülükleri işlemek kalbin işidir. Tasavvuf kalbi zapturapt altına alır. Allah sevgisi kalpte tecelli eder önce ve kalbi zapturapt altına alır. Zikrullah kalbe tecelli etmeli. Sevda kalbe tecelli etmeli. Aşk kalbe tecelli etmeli. Eğer kalbe tecelli etmezse kalp kötülüklerin oynaştığı, kötülüklerin cirit attığı, kötülüklerin kol kola gezdiği bir yer olur. Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyurdu ki, sizde bir et parçası vardır. Orası güzel olursa bütün vücut güzel olur. Orası kalptir. Orası kötü olursa bütün vücut kötü olur. İçki içme isteği önce kalpte zuhur eder. Yalan söylemek önce kalpte zuhur eder. Gıybet etmek, dedikodu etmek, zulmetmek, iftira etmek, suizan beslemek, iyilikler ve kötülükler önce kalpte tecelli eder. O zaman kalbimizi iyiliklerle dolduracağız. Kalbimizi güzelliklerle dolduracağız. Kalbimizi Allah sevgisiyle dolduracağız. Kalbimizi zikrullah ile temizleyeceğiz. Kalbimize bir kötülük anı geldiğinde, bir yanlışlık geldiğinde hemen zikrullahla onu def edeceğiz. Ve onu fiiliyata geçirmeyeceğiz. Onu fiiliyata geçirdiğiniz anda günaha girmeye başladınız. Tasavvuf kalpteki o kötü ahlakı atıp yerine güzel ahlak koymaktır. Din kötü ahlakı atıp güzel ahlaklı olmaktır. Eğer güzel ahlaklı olamıyorsanız ve kalbiniz çıplak çarşısıysa eyvah ki eyvah. Eyvah ki eyvah. Daha çok yol alacaksınız. Daha çok zikrullah yapacaksınız. O yüzden bunun ilacı tevhiddir. La ilahe illallah. Hangi makama gelirsen gel, hangi mevkiye gelirsen gel, hangi hali, hangi rüyayı görürsen gör, hangi noktada olursan ol, ister derviş ol, ister şeyh ol, ister havalarda uç, ister denizlerin üzerinde yürü. Tevhide devam et. Sakın kendini belli bir noktada görme. Sakın kendini iyilerden görme. Sakın kendini salihlerden görme. Salihlerin yanında olmaya devam et. İyilerin yanında olmaya devam et. Zikrullah halakasında bulunmaya devam et. Kalbini zikrullah ile tenvir eyle, temizle. Kalbini zikrullahla bezendir, süslendir. Kalbini zikrullahla bezendirip süslendiremezsen ahirette işin zor. Kalbini zikrullahla besleyemezsen, kalbini zikrullahla bu noktada parlatamazsan kabirde de işin zor. Dünyada da işin zor. Ahirette de işin zor. Hesabı kitabı verirken de işin zor. Daha dünyadayken cehennemi yaşarsın. Dünyadayken cehennemi yaşarsın. O yüzden nefesini vermedin daha. Bu nefes var mı? Var. Devam et zikrullah'a. Bugün ayakta mısın? Ayaktasın. Bugün zikrullah halakasına git. İmkanın varken git. Ayağın yürüyorken git. Aklın duruyorken git. Kalbin seni bozmuyorsan git. Şeytan ve nefis seni bozmadan git. Bir gün daha orada fazla dur. Bir an daha orada fazla dur. Bir dakika dahi orada fazla dur. Sakın nefsine uyma. Sakın gaflete düşme.
sakın iftiracıların iftiralarına, sakın kafirlerin kafirliklerine, sakın münafıkların münafıklıklarına kanma. Allah'ı zikret. Allah'a tövbe et. Allah'a yalvar. Allah'a dua et. Allah yolunda koştur. Allah yolunda çalış. Fakirlerle beraber ol. Yoksullarla beraber ol. Gariplerle beraber ol. Hastaları ziyaret et. Dulları, yetimlere bak. Kimsesizlerin kimsesi ol. Dünya geçiyor. Dünya geçiyor. Hayatınızda kibirden, hayatınızda yükseklikten bir emare olmasın. Sakın kılınla, kıyafetinle başkasına hava atma. Süslü insanlardan uzak dur. Süslü evlerden uzak dur. Dünyanın süsünden vazgeç. Dünyanın süsünden vazgeçmeyenler ahiret süsünü elde edemezler. Dünyanın süsünden vazgeçmeyenler kabristanlıklarını süsleyemezler. Dünyanın süslerinden vazgeçemeyenler kalplerini süsleyemezler. Siz dünya zevklerinin peşinde koştuğunuz müddetçe ahiretin zevkini tadamazsınız. Allah sevgisini tadamazsınız. Dünya sevdası içinde olan nasıl Allah'ın sevdasına tutulabilir? Dünyaya aşık olan nasıl Allah'a aşık olabilir? Bir kalpte iki sevgi olmaz. Bir kalpte iki sevgili yaşamaz. Bir kadının iki kocası olmaz. Bir evin iki reisi olmaz. Bir dergahın iki üstadı olmaz. Bir devletin iki tane başkanı olmaz. Orada ikilik çıkar hep. Kalbinde iki tane sultan olmaz. Kalbin iki tane padişah olmaz. Aldatma kendini. Ben hem onu severim, ben hem onu severim deme. Sen hem onu severim, hem onu severim diyorsan münafıksın. Ben düğüne gelince oynarım, mevlide gidince ağlarım diyorsan münafıksın. Hayır. Allah sevgisi olan dünyayı nasıl sever? Resulullah sevgisi olan dünyaya nasıl sımsıkı bağlanır? Allah'ı seviyorum diyen nasıl zikrullah halakasına gelmez? Nasıl Allah'ı zikretmez? Allah'ı seviyorum diyen nasıl dilinde Allah olmaz? Gönlünde Allah olmaz? Allah muhafaza eylesin. Bu yüzden kötülükler ve iyilikler hepsi de kalpte tecelli eder ilk önce. Siz o kalbin yol ayrımında, kalbin yol ayrımında imtihanın sırrı orasıdır. Siz iyilikleri seçin. İdrak, akıl orada devreye girer. O iyiliği seçecek. O hayır olanı seçecek. O güzel olanı seçecek. O tatlı olanı seçecek. O doğruya doğru yol alacak. Diyecek ki Allah'ın bana emri var. Ben salihlerle beraber olayım. Salihlerin ahlakıyla ahlaklanayım. Salihlerin huylarıyla huylanayım. Eğer güzel ahlaka doğru yol almazsa o kimse, onun işi haramdır. Allah muhafaza eylesin inşallah. O yüzden kıymetli kardeşler, ahlakınızı güzelleştirin. Ahlakın güzelleştiği ilk yer kalptir. Kalp, dikkat edin. Kalpler Allah'ın iki parmağının arasındadır. Sen o iki parmağın arasında olan Allah'a yalvar. Ya Rabbi, peygamber dahi öyle yalvarmış sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri. Kalbimde dinini sabit kıl. Allah'a öyle yalvarın. Ya Rabbi, kalbimi dininde sabit kıl. Kalbimi zikrinde sabit kıl. Kalbimi salihlerle beraber olmakta sabit kıl. Kalbimi fakirlerle beraber olmakta sabit kıl. Kalbimi yoksullarla beraber olmakta sabit kıl. Kalbimi gariplerle beraber olmakta sabit kıl. Kalbimi kimsesizlerle beraber olmakta sabit kıl. Kalbimi zikrına halakalarında sabit kıl. Kalbimi namazda sabit kıl. Kalbimi oruçta sabit kıl. Kalbimi Muhammed sevgisinde sabit kıl. Kalbimi kendi sevgisinde sabit kıl. Ey merhametlilerin en merhametlisi. Sabit kıl. Onun dediği yerde sağcılardan olsun. Kitabı sağdan verilenlerden olsun.
peygamberlerin cenahında, velilerin cenahından olsun, evliyaların cenahından olsun. Kalbimizi orada sabit kılsın inşallah. İman aklın işi midir? Gönlün kalbin işi midir? İman aklın işidir. Aklı olmayanın imanı olmaz. Bir yakınım beni küçük görüp hakaret ediyor. Çok üzülüyorum. Devamlı ağlıyorum. Onun rüyasına girmek istiyorum. Okunacak bir dua var mıdır? Çok iyi niyetli bir soru. Bırak başkasının rüyasına girmeye neden istiyorsun ki? Bırak insanlar sana tepeden bakıyorsa baksın. Bırak sana kibirleniyorsa kibirlensin. Sen kendini iyilerden olmak olduğunu göstermek istiyorsun. Sen kendini iyiler sınıfında görüyorsun. Sen bu sana yapılan bu hakareti kendi nefsinde eritemiyorsun. Bunun Allah'tan geldiğini görmüyorsun. Hala da insanları görüyorsun. Eğer birisi sana kibirlendiyse, eğer birisi sana tepeden baktıysa, şeriatın emridir, istersen sen de ona tepeden bak. Ama eğer değilse, bu yol da açık. Ama öbür türlü de ki, ya Rabbi, ya Rabbi, bunu beni başıma kibirlendiren sensin. Ben senden gelen bir hediyeymiş gibi kabul ediyorum. Senden gelen bir hediyeymiş gibi kabul ediyorum. Ben bu kibre müstahakım. Benim nefsim bu kibre müstahak. Bu sizin kalbinizi ihya edecektir. Birisi size kibirlendiğinde sizin de kibirlenmeniz hakkınızdır. Hadis-i şerif. Ama kalbinizden kendi kendinize kendinizi böyle terbiye edebilirsiniz. Temizlikle ilgili vesvese şeytandan mıdır? Yani eğer ki temizlik hastalığı haline geldiyse, işte tuvalete birisi girdi, yıka baştan sona. Adam abdest aldı, yıka baştan sona. Eve misafir geldi, temizle baştan sona. İşte aman birisi koltuğa oturdu, koltuğu sil, temizle. O hasta, psikolojik tedaviye ihtiyacı var onun. Evet. Gerçekten rahatsız, tedaviye ihtiyacı var o tip insanların. Allah muhafaza eylesin. O vesvese o. İnsanlar o genelde kadınlarda olur bu tip şey, erkeklerde de var. Birini anlattılar bana, adam tokalaşıyormuş, ıslak mendil yanında. Tokalaştığı anda ıslak mendille elini siliyormuş. Birinden tokalaştığı anda yanında ıslak mendil hazır, hemen elini siliyormuş. Tokalaşıyor, elini siliyormuş, o kimseye belli etmemeye de çalışıyormuş. Bu psikolojik rahatsızlık, bu takıntı. Allah muhafaza eylesin. Erkeklerin de kadınların da temiz olmaları, bakımlı olmaları çok güzel bir şeydir. Nafile ibadettir. Kadının evini temizlemesi, erkeğin kendini temiz tutması, kadının kendini temiz tutması nafile ibadettir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri temizliğe önem vermiş. Hem vücut temizliğine önem vermiş, hem kıyafet temizliğine önem vermiş, hem de çevre temizliğine önem vermiş. Bizim dinimiz temizliğe önem vermiş. Hadesten taharet, necasetten taharet boşuna denmemiş. Namaz kılacağımız elbiselerin temiz olması, namaz abdestten önce vücudumuzun temiz olması, namaz kılacağımız yerin temiz olması şart. Evet, temizlik lazım. Ama bu hastalık noktasında olmayacak. Bu psikolojik rahatsızlık noktasında olmayacak. Genelde kadınlarda da evlenemeyen kadınlarda olur. Eğer kadın çalışmıyorsa, evdeyse kendini temizliğe verir kız çocukları. Yaşları geçtikçe temizlik yaparlar boyuna. Evde iş yaparlar, artık onlarda o böyle titizlik hastalığı olur. Ve kimseyi beğenmemeye başlarlar. Çocukluları beğenmezler. Çocuklular işte çocukların altını temizliyorlar. Yok çocuklar işiyor. Yok işte düzgün yemek yemiyorlar. Eve misafir dahi almazlar. Bu bir rahatsızlık. Çocuklar pisletiyor, temizlemiyor, çocuklar gürültü yapıyor diye çocukları sevmeyen insanların kalplerinde merhamet yoktur.
Sakın ha! Çocukları sevmeyen ailelerden uzak durun. Onlar katı kalplidir. Katı kalplidir onlar. Merhametsiz insanlardır. Allah muhafaza eylesin. Memleketimiz ne çektiyse çocuksuzlardan çekmiştir ha. Memleketin evlatları ölüyormuş. Umurunda mı? Evlat mı var adam? Evlat sevgisi yok ki. Kırıyorlarmış birbirlerini. Umurlarında mı? Otururlar habire. Yıllardır kavga ettiler başımızda. Günde 200 tane memleket evladı ölüyordu. Hiç umurlarında değildi. Neden? Evlat sevgisi tatmamış ki. Tatmamış evlat sevgisi. Allah muhafaza eylesin. Evlenemeyen bir insan hangi duayı okumalıdır? Dua ile evlenilmez. Duama muhakkak edecek. Ama buradaki istenilen şey şu. Yani bir virtü atayım ona, o virtü çekecek, evlenecek hemen. Böyle bir şey arzu ediyorlar. Kapıya da birisi gelse, bu kızsa, ona bir dünürcü gelse, başlar incelemeye baştan sona. Bu erkekse, gidecek olduğu kızı baştan sona incelemeye başlar. İncele Allah, incele. Muhakkak bir kusurunu bulursun. Muhakkak o evlenecek olduğun kimse sana layık değildir. Kimin? Onu beğenme, bunu beğenme, onu beğenme, bunu beğenme, kal evde. Erkekler içinde, kadınlar içinde. Ondan sonra geliyorlar. Efendim ben evlenmeye karar verdim. Oy ya, seni bekliyorduk zaten. Bütün kadınlar, erkekler seni bekliyordu. Sen kararlar verdin ya, tamam, büyük tutun. Yana sağa sola doğru gelin, yaklaş. Kapının altını genişlet. Toparlar destur ya Allah, bismillah, Allahu Ekber. Genişleten de daraltan da Allah'tır, Allah genişletsin inşallah. Çoğaltan da azaltan da Allah'tır, Allah çoğaltsın inşallah. Katılan ve ders alan kişilere Allah imtihanı zorlaştırır mı, kolaylaştırır mı? Ben hep zorlaştırırım. Allah bir şey zorlaştırmaz insana. Sen onu zor görüyorsundur. Allah zorlukları da yaratır. Ama sen bir meseleyi zor olarak görürsen senin için zorlaşır o. Ama sen bir meseleyi kolay olarak görürsen Allah sana onu kolaylaştırır. Sen kolay görenlerden ol. Bir de şu var. Adamın normalde veya işte kim olursa olsun günlük meselelerde başına bir iş gelir, etrafı şöyle. Sen oraya gitmeye başladığından beri böyle kötüleşti. Nereye gidiyor? Zikrullah'a gidiyor. Zikrullah'a gittiğin için iflas ettin. Zikrullah'a gittiğin için hanım seni terk etti. Zikrullah'a gittiğin için çocuğun hasta oldu. Zikrullah'a gitmeyenlerin hiç iflas etmiyorlar. Hiç hanımlar hasta olmuyor, hiç çocuklar hasta olmuyor, hiç hanımlar terk etmiyor. Aa, o zaman herkes zikrullah terk etsin. Allah boşuna da bir şey beni zikredin diye. Ya senin kafan daha iyi çalışıyordu. Allah beni zikredin derken sizin eşleriniz, çocuklarınız her şeyiniz bozulsun diye zikrullah yapın dedi. Bundan bu sonuç çıkıyor. Allah muhafaza eylesin. Evet. İmtihanın zorluğu peygamberlere. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri ateşler içinde kalır.
ölümüne yakındır. Ashab çok böyle üzülür. Gelir ashabtan birisi, ya Resulallah, hani çok acı çekiyorsunuz, çok sıkıntı çekiyorsunuz diye. Allah Resulü der ki, imtihanın zoru, büyüğü peygamberlere, ondan sonra velilere, ondan sonra velilerin etrafındaki kimselerdir der. Evet, zorluk var, zorluk görüyorsanız. Hele bizim cemaatte, bizim meclisimizde daha fazladır. O yüzden zorluk yaşamayacağız diyorsanız terk edebilirsiniz, gidebilirsiniz. Evet, Allah'ı seviyorsanız muhakkak ki zor bir yolu seçmişsinizdir. Aslında çok kolaydır ama zordur. Dünyevi olarak problemler yaşarsınız. Sülalede, ailede yaşarsınız. Neden? İşte içkili toplantı var. Allah'ı seviyorsanız gidemezsiniz. Gidemediğiniz zaman etraf sizinle bağını keser. İşte ne bileyim, haram olan bir şey vardır. Siz gidemezsiniz Allah'ı seviyorsanız. E bu sefer onlar için siz vebalı gibi olursunuz. Bu noktadan zordur. E dünya madem ki müminin zindanı, siz bu zindanda yaşayacaksınız. Öyle de olsa, böyle de olsa, hiç olmasa gelin. Allah'ın istediği gibi yaşayın da öbür alemde rahat edersiniz. Allah bizi onlardan eylesin. Düşünmek ve rabıta arasındaki fark nedir? Rabıtayı nasıl anlamalıyız? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine rabıta nasıl olabilir? Rabıta beraber olmak. Beraber olmak. Bir işte kendini muhkim tutma. Beraber olmanın değişik metinleri var. Bir, düşüncede, akılda beraber olmak. İki, kalpte beraber olmak. Üç, fiiliyatta beraber olmak. Düşüncede beraber olmak, bu o kimsenin felsefesiyle alakalı, imanıyla alakalı. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyenlerin hepsi de düşüncede, yani imanda beraber oldular. Kalpte beraber olmak. Yani ikisi de namazı çok seviyor, ikisi de orucu çok seviyor veya ikisi de zikrullahı çok seviyor. Sevgide beraberlik var. Bir de fiiliyatta beraber olmak var. Yani o sevgideki beraberliği fiiliyata dökmek. Rabıta dediğimizde beraberlik. Yani bir kimse üstadını seviyor, üstadınla akılda beraber olacak. Kalpte beraber olacak, fiiliyatta beraber olacak. Rabıta kuruyor bizim kardeş, evde. Biz nerede şimdi? Zikrullah'ta. O kardeş nerede? Evde. E o evde rabıta yapıyor. Eğer buraya gelemediyse, bir sorumluluk olduysa, bir kıskaç olduysa, evet rabıta yap, o çok güzel. Evet kardeşim, canlısı burada ya. Ne uğraşıyorsun orada göreceğim diye. Fiiliyatta beraber olacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine rabıt edebilir mi insan? Evet. Bütün ümmete açık. Akılda beraber ol. Yani iman et onun peygamberliğine ve sünnetlerine. Kalpte beraber ol. Onu sev. Fiiliyatta beraber ol. Onun abdesti aldığın gibi al. Onun abdesti aldığı gibi al. Onun oruç tuttuğu gibi tut. Onun yürüdüğü gibi yürü. Onun tebessüm ettiği gibi tebessüm et. Onun davranışlarını kendine davranış biçimi say. Asıl rabıta bu. Asıl rabıta bu. Az önce ne dedik? Bir kalp var. Orası iyiyse bütün vücut iyi. Kalp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini seviyorsa azalar da sever. Ve azaların abdesti, azaların zikri, azaların fiiliyatı Muhammed Mustafa'nınkine benzer.
kalbinde onun sevgisi var ise halin, ahvalin, ahlakın, şekil ve şemalin Muhammed Mustafa'ya benzer. Neyi seviyorsan ona benzersin. Neyi seviyorsan ona benzersin. Eğer Muhammed Mustafa'yı seviyorsan ona benzersin. Eğer Allah'ı seviyorsan ona benzersin. Kimi seviyorsan ona benzersin. Ve onunla berabersin. Allah'ı seviyorsan Allah'la berabersin. Dünyayı seviyorsan dünyayla berabersin. Eğer bir sevdan varsa o sevdanla berabersin. Nerede ne olursan ol. Ama bir sevgin yoksa hiçbir şeye, kalbin kötü kalp, kara kalp, katı kalp, kaya, taş parçası. Sen hiçbir şeyi sevemezsin. Evet, Muhammed-i Mustafa'ya rabıta kurulur sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine. Ama önce aklınla ve kalbinle ve fiiliyatınla dolu dolu onu yaşamaya çalış. Bir meselede Muhammed-i Mustafa'nın sünneti varken kendi kafandan bir daha duyurma. Uydurma. Bir meselede sünnet-i Resulullah dururken kendi kafandan bir din üretme. Sen onu uymaya çalış. O zaman eğer baksan imanın lezzetini, Muhammed-i Mustafa'nın sevmenin lezzetini kalbinde göreceksin o zaman. Bunu hissedeceksin. Ne güzel, ne büyük mutluluk Muhammed-i Mustafa'yı sevenlere, uyanlara, ona rabıta kuranlara. Allah cümlemizi onlardan eylesin. Amin. Orta Doğu'daki bu katliam, zulüm, Filistin'deki kardeşlerimize bu işkence ne zaman bitecek? Hakkınızı helal edin. Ben bu protestoyu yabancı marka almamakla ediyorum. İnsanlar aldattığında da her şeyi onlar yapıyor. O zaman ekmek yemeyelim diyorlar. Bizi aydınlatır mısınız? Filistin ve Gazze için ne yapmalıyız ve onların yaşadığı durumu bizim de yaşamamız için ne yapmalıyız? Üstadım, ihramlarımızı hazırladık. Yürü derseniz Allah'ın izniyle biz de peşinizden yürüyeceğiz. Edepsizlik ettik ise hakkınızı helal edin. Gazze, Filistin. Biz de enteresan insanlarıyız. İnsanlarız. Hem ümmet olarak hem ümmetin içerisinde bir halk olarak. Biz şimdi kanımız kaynar. Biz her gün Gazze için, Filistin için yürüyüşler yapar, mitingler yaparız. İşte Coca-Cola içmeyin, şunu içmeyin, bunu içmeyin diye feryat figan, mailler, mektuplar, telefona mesajlar çekeriz. 15 gün sonra onlar bir ateşkes ilan ettikler, pis Yahudi. Her şeyi unuturuz. Ben en az ayda birkaç sefer arkadaşlar hatırlarlar, yemeğe verin, içmeye verin diyor muyum? Heyecanlandınız, bir şeyi protesto etmeniz bir günlük, üç günlük, beş günlük olmasın. Kalbinizde o sızıyı hissedin. O sızı beş günlük, on günlük olmasın. Hala da Marlboro sigarası, Kent Palmer içenler var. Bunlar boş laf hep. Hala da yabancı tüketim maddelerini tüketiyor bütün herkes.
Ben yıllardan beri diyorum, bu bugünkü sözüm değil benim. Hiçbir arkadaş beni kola içerken görmemiştir. Hiçbir arkadaş beni o McDonald's'mış, yok bilmem ne çıkılmış, yok bilmem ne burgermiş, hiçbirisi de görmemiştir beni. Hiçbir arkadaş benim evimde, işte o bir herhangi bir endüstriyel gıda yememiştir benim evde. Ben olabildiğim kadar natural ve sade yaşamaya çalıştım. Ben yemeyiverim, içmeyiverim derim. Yediğimden, içtiğimden Allah bereket versin, Allah lütuflandırsın derim, giderim. Klasik yaşam. Klasik. Ama bu benim bugünkü halim değil. Ve sağlığım yerinde elhamdülillah. Sağlığım yerinde Allah nazardan saklasın. Ben kendimce sağlığımı önce sohbetlere, zikirlere muhakkak Allah'a ama fiiliyat olarak onlara bağlı. Zikrullah insanı diri tutar, sağlıklı tutar. Zikrullah insanı diriltir. Üzerindeki maddi manevi hastalıkları atar. İnsanı hayata bağlar, ahirete bağlar, Allah'a bağlar zikrullah. Allah sevgisi insanı canlandırır, hayata bağlar. Filistin, Gazze meselesi bugünün meselesi değil. Ama muhakkak ki gerçekten de büyük bir vahşet yaşıyor insanlık. Bu artık dinden çıktı. Yani bunu bir dini dairenin içerisinde görmek mümkün değil. Bu vahşet. Şeytanı dahi hüzünlendirecek bir vahşet bu. Bakın şeytanı dahi hüzünlendirecek bir vahşet bu. Öylesine büyük vahşet. Yani karşındaki çocuk hem aç, hem susuz, hem hasta, hem ilaçsız. Çocuk öldürüyorsunuz. Çocuk. Çocuk öldürüyorsunuz. Ben artık bunlara Musevi demiyorum. Bunlar Musevi değil. Bunlara Musevi deyip Musa Aleyhisselam'a iftira atmayalım. Ve buna seyirci kalanlar Hristiyan değil, İsevi değil. İsa Aleyhisselam'a iftira atmayalım. Bunlara seyirci kalan devlet başkanları, idare ediciler, hükümet başkanları. Sakın! Bunlar Muhammed'i değil. Muhammed Mustafa'ya hakaret olur. Bunun bir siyasi hesabı olmaz. Yani senin sınırında çocuklar katledilirken sen sınır kapını kapatacaksın. Bunun dini iman olmaz. Bunun dini iman olmaz. Ve orada çocuklar katledilirken senin kalbinde bir hüzün dahi olmayacak. Hayır, sen insan değilsin. Orada çocuklar katledilirken hala da köşe yazılarında Hamas bir tane morudan bomba atmış da o yüzden başına bunu geliyormuş deme cüretine bu memlekette sahipsen ve bu memleketteki Müslümanlar seni tükürüklemiyorsa, hala da gazeteni alıyorsa senin, bunun insanlıkla alakası olmaz. Ve bunu televizyonda çıkıp 70 milyon Müslüman halk dediğimiz halkın gözünün içine konuşuyorsa
ve insanlar oraya telefon yağmuruna, faks yağmuruna onu protesto etmiyorlarsa, o televizyonun önüne gidip de pankart açmıyorlarsa bunun neyle alakası var ya? Neyle alakası var ki bunun? Hiçbir şeyle alakası yok. Ama Allah her şeyden, her şerden bir hayır çıkarır. Avrupa'daki İseviler dahi, İseviler dahi ve Avrupa'da kendi kendine insanız diyenler dahi Avrupa kentlerinde yürüyorlarsa ve İsrail konsolosluklarının önünde protesto gösterileri yapıyorsa ve bu protesto gösterileri Suudi Arabistan'da yasak ise, Mısır'da yasak ise, Ürdün'de yasak ise bunun bir alakası olmaz. Ne alakası var ya? Adı Hüseyin'miş, Ahmet'miş, Mehmet'miş, Muhammed'miş. Ne alakası var? Adı ne olursa olsun. Evet. Mısır'daki Müslümanlar Filistin'deki kardeşlerine yardım edemiyor. Kapılar kapalı. Ve herkes seyirci kalıyor. Hepsi de boş. Evet, hepsi de boş. Evet, hüzünleniyoruz. Evet, gerçekten çok acı çekiyoruz. Gerçekten. Gerçekten çok acı çekiyoruz. Ama buradayız aslında. Yarın sabahleyin o acıyı hissediyor musunuz gönlünüzde? Öğlende o acıyı hissediyor musunuz? Yarın akşam evinizde oturduğunuzda o acıyı hissediyor musunuz? Yarın akşam cuma dersiniz yok. Yarın akşam 1000 tane tebrik edeceksiniz mi? Gazze Müslümanlar için, bütün ümmet-i Muhammed için 1000 tane ihlas okuyacaksınız mı? Aklınıza gelecek mi? Yarın gece yatarken başınızı o sıcacık, yumuşacık yastığınızı koyarken yastığa aklınıza gelecek mi? Aklınıza gelecek mi? O gün annelerin hali aklınıza gelecek mi? Bombanın altında yaşayanların hali aklınıza gelecek mi? Açlık, susuzluk, kimsesizlik, bomba bir taraftan, vahşet bir taraftan, kol bir taraftan, bacak bir taraftan, göz bir taraftan, saçlar bir taraftan, bacaklar bir taraftan, o bomba vurmuş, her türlü kimyasal silahı denemiş, kafir demeyi dahi dilim varmıyor. Kafirin dahi bir haysiyeti şerefi vardır. Hayvandan daha aşağı bir mahlukça bir şey. Kafirin haysiyeti şerefi vardır. Kafirdir, alırsın karşına oturur konuşursun. Bunlar kafirden daha aşağıda. Aklınıza geliyor mu? Benimki de nutuktan başka bir şey değil belki de. Edebiyattan başka bir şey değil belki de. Ben hep ona benzetiyorum. Bizim bu ülkücülüğümüzde komünistler vardı, solcular. Bu bazı benim tanıdığım solcular lüks yaşarlardı böyle, işte Amerikan anahtarlığı yaparlardı. 5 yıldızlı otellerde fakir edebiyat yapmak, böyle bir şeydi. İşte ülkücüler vardı, boyunlarında koskocaman bir tane bozkurt, her türlü halkı işlerlerdi. Bizimki de onun gibi bizimki. Bir nostalji, bir edebiyat. Vah Müslümanlar, hayatımız devam ediyor. Kahrolsun İsrail. Bir saat sonra hayatımız devam ediyor. Mesajlaşmalar devam, fingirdeşmeler devam, lüks hayat devam. Hayat devam ediyor. Bir saat sonra. Devam ediyor. Yani orada o mitingin içerisinde dahi devam ediyor bazı şeyler. Kahrolsun Amerika deyip palmeni çıkarıyor o kimse. Malvore'yi çıkarıp yakıyor. Kahrolsun Amerika bize 2 kola getir. Halimiz bu değil mi? Acı şey. Acı şey. Evet. Yalnız bir dirilişe sebep oluyor. Dirilişe sebep oluyor. Biz böyle gaflete düştük Müslümanlar.
Allah bu zalimlerle Müslümanları gafletten uyandırıyor. Ey Müslümanlar, düştünüz diyor gaflete. Size ne diyor krizden, varlıktan, yokluktan, size ne ondan, bundan. Siz beni sevin, benim dinimi hakim kılmak için çalışın. Benim dinim için çalışın dedim, bana bakmadınız. Beni dinlemediniz, beni duymadınız. Aha şimdi kafirlerin bombasıyla şimdi aklınıza geldi diyor dininiz. Bu zalimlerin bombasıyla dinimiz aklımıza geldi. Zalimlerin bombasıyla aa biz Müslümandık ya demeye başladık. Zalimlerin bombasıyla kahrolsun İsrail demeye başladık. Ve kardeşim adam Orta Doğu'yu, bu bölgeyi komple yakıp yıkıyor. Ama göstere göre ama göstermeden yakıp yıkıyor. Organizasyonlarını kurmuş, her türlü teşkilatlarını kurmuş. Biz de onun teşkilatlarını öne ayak olmuşuz. Ama oy ataraktan, ama destekleyerekten, ama severekten, ama alkışlayaraktan onun teşkilatına uymuşuz. Kahrolsun Amerika git dolara yatır paranı. Kahrolsun Avrupa git euroya yatır paranı. Ya dolar yükseliyor açılıyor. Bana ne diyor lan? Doların mı var düşüncem diyor. Euro açılıyormuş yükseliyormuş. Bana ne? Euro mu var? Ben böyle rahat konuşunca bakıyorlar. Yok kardeşim. Doların da yok, euron da yok elhamdülillah. İstediği yere kadar çıksın, istediği yere kadar düşsün. İstediği yere kadar çıksın, istediği yere kadar düşsün. Yalan da olmasın yani. Cebimde 10 lira, 20 lira bir euro varsa var. 10 veya 20 euro. Böyle o kadar yani. Yalan da olmasın yani. Bilmiyorum şimdi cüzdanım da yanında değil zaten. Orada 10 euro, 20 euro ne varsa vardır yani orada. İstediği yere kadar çıksın, istediği yere de kadar insin. Hani nerede kahrolsun Amerika, kahrolsun Avrupa? Yok. Biriktiriyor ya kenarda. O düşünüyor, düşüyor, kalkıyor diye. Biriktirmiyorum ki ne düşüneceğim? İniyor mu, kalkıyor mu diye. Biriktirenler düşünsün. Allah bizi affetsin. Allah bütün ümmeti Muhammed'e yardım etsin. Cenab-ı Hak cümlemizi korusun inşallah. Üç ihlas bir Fatiha şerif. Fatiha.
hamilelerin, veli verip evliyaların, dervişlerin, müminlerin, onların her yeri kıvası ve sırar eyle ya Rabbi. Amin. Şeyhimiz, Üstadımız, Mürşidimiz, Canımız, Cananımız, Sultanımız, Bayındırlı Hacı Mustafa Efendi Hazretleri Ruhaniyet Hüseyinlerine her yeri kıvası ve sırar eyle ya Rabbi. Amin. Cenab-ı Resulü Ruhaniyet Hüseyinlerine her yeri kıvası ve sırar eyle ya Rabbi. Amin. Şamilli Şamillerin, velilerin, evliyaların, dervişlerin, müminlerin, Ruhaniyet Hüseyinlerine her yeri kıvası ve sırar eyle ya Rabbi. Amin. İlk halimizde gelmiş geçmiş Osman Aleyh'den gelmiş geçmiş akrabayı tarifatımızdan gelmiş geçmişler ruhlarına, ruhaniyetlerine ayrı ayrı hediye edip vasıf ve sedar eyle ya Rabbi. Amin. Sedar eyle ya Rabbi, feyzatlarını, himmetlerini, ümmet-i Muhammed'in üzerlerinden eksik eyleme ya Rabbi. Amin. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah el azim el kerim el lezi la ilahe illahu الحيّ القيوم وأتوب إليك من الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله
Kuddüs ya Allah. Ya Maliku ya Kuddüs ya Allah. Ya Maliku ya Kuddüs ya Allah. Ya Maliku ya Kuddüs ya Allah. Ya Deyyan ya Burhan ya Allah. Ya Fatiha ma salavat.